Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Tarih Kolik kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Evet arkadaşlar, bu sene de çok zorlu bir süreci atlatarak YKS 2021 sınavına girdiniz. Soruları inceledim. Az önce Milli Eğitim, daha doğrusu özür dilerim, ÖSYM'de açıkladı zaten soruların cevaplarını ve anahtarlarını. Ben hem soruları cevaplayacağım, işte nasıl cevap bu olduğuna dair, hem de bir değerlendirme yapacağım. Kendi bölümüm açısından söylediğim kadarıyla şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar, hem TYT olsun hem AYT olsun hakikaten tarihsin dersiyle alakalı biraz bir, nasıl diyelim, ortanın üst seviyesinde bir değerlendirme olmuş. Yani benim kanaatimce iyi çalışan bu sınava arkadaşlar yapabilmişlerdir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun TYT tarih sınavında şöyle bir algı var. Hani zaten yorum, biz işte ne diyeyim paragraftan falan bunu çıkarabiliriz diye genelde düşünülüyor. Ancak biraz bilgi de olduğunu burada ben gördüm. Yani ÖSYM bu sene onu da biraz daha katmış işin içerisinde. AYT'de hakikaten daha da bence zorlamış. Yani ben itiraf etmek gerekirse bir iki tane soruda zorlandığımı söyleyebilirim AYT'de hakikaten arkadaşlar. O yüzden şunu söyleyeyim. Bu sene hakikaten ÖSYM herhalde önemli bir sene olarak mı görmüş bilemiyorum. Hani pandemiden kurtuluyoruz yavaş yavaş. Hani bunun namına, bunun şerefine güzel bir sınav mı hazırlarım diye düşünmüşler. Hakikaten biraz zorladıklarını düşünüyorum. Kendi dersim açısından tabii ki. Diğer şeyleri bilemiyorum. Gerçi hani yorumlara baktığım kadarıyla biraz Türkçeden ve matematikten insanlar muzdarip. Ama inşallah hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Yani çok kafanıza takmayın. Çok nasıl diyelim, kendinizi işte ben yapamadım edemedim diye düşünmeyin. Bu bir sınav arkadaşlar. Sınavlar gelip geçicidir. Yeter ki siz sağlıkla, huzurla, mutlu bir şekilde hayatınıza devam edin. Yani bu bir sınavdır. Ondan sonraki sene yaparsınız. Bir daha yaparsınız. Yani her şeyin bir çaresi var. Hani Allah korusun ucunda bir ölüm yok. Öyle söyleyeyim ben size. Dediğim gibi benim kanaatim, benim düşüncem biraz sanki zorlamışlar gibi ben görüyorum arkadaşlar. İsterseniz önce TYT sorularına bakalım. Sonra da AYT sorularına bakalım. Bakalım nasıl sorular olmuş. Onu bir inceleyelim. Şimdi arkadaşlar, soruda Doğu Roma İmparatorluğu ile Avrupa Hunları arasında 434 yılında yapılan Margus Antlaşması'nın, işte Doğu Roma bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak. Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek. Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarına devam edecek. Doğu Roma ödediği yıllık vergi iki katına çıkarılacak. Maddeleri dikkate alındığında aşağıdaki hangisine ulaşamaz? A. Doğu Roma'nın Avrupalıların siyasi üstünlüğü kabul ettiğini. Şimdi burada zaten nasıl diyeyim, öncüllerden de yola çıkacağım üzere işte bize yıllık vergi ödeyeceğinizden bahsediyor. Şimdi eğer bir devlet yıllık vergi veriyorsa otomatikman onun üstünü ne yapıyordur? Kabul ediyordur. Net. O zaman burada A şıkkı gitti. İki devlet arasındaki ekonomik ilişkinin sürdürüleceğine, zaten ticari münasebetten yine belirli sınır kasabalarına devam edecek diyor. Buradan da B şıkkını edebiliriz. C şıkkına baktığımızda Avrupa Hunların kendi yönelik ittifakları engelleme çalışına, yine diğer bir öncülde diyor ki Doğu Roma Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı vermeyecek veya diğer kavimlerle antlaşmalar yapılmayacak demiş. Buradan da onu çıkarabiliriz. C gitti. Doğu Roma'ya uygulanan maddi yaptırımın artırıldığına, yıllık vergi iki katına çıkarılacak. Demek ki öncesinde bir vergi varmış. Ondan sonra bunu iki katına çıkarmışız. Demek ki bundan da bunu eleyebiliriz. Ancak Akdeniz ticaretini Avrupa Hunlarının kontrolüne girdiğine, bir kere zaten şöyle düşünelim. Avrupa Hunları nerede kurulmuştu arkadaşlar? Macaristan bölgesinde kurulmuştu. Yani Karadeniz bölgesinde. Ve Akdeniz'e inme serüveni yok. Hem buradan bu şekilde onu yorumlayabiliriz. Hem de zaten paragrafta da bu şekilde bir sonuca varamıyoruz. O yüzden doğru cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Malazgirt Zaferi öncesinde Alparslan Bizans İmparatoru Diyojen'e elçi göndererek barış teklifinde bulunmuştur. Selçukluların savaşmaktan çekindiğini düşünen Diyojen, ben üstün ve kudretli durumuma çok para ve çaba harcayarak eriştim. Barış ancak Selçuklu başkenti Rey'de olur. Biz İsfahan'da kışlayacağız, atlarımız ise Hemedan'da demiştir. Yani burada kendine özgüvenden bahsediyor aslında. Buna karşı Türk elçisi ise ne demiş? Hayvanlarınız Hemedan'da kışlayabilir fakat sizin de nerede kışlayacağınızı bilemem şeklinde o da karşı bir cevap vermiş. Şimdi diyor ki buna hangisi ulaşılamaz? Selçuklu devletinin Anadolu'ya doğru genişlediğini,
Şimdi Malaga Savaşı öncesinde dediğine göre zaten demek ki bu nasıl diyelim konuşma Anadolu topraklarında olmuş. Bu şekilde bunu buradan ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz arkadaşlar. A şıkkını böyle ben düşünüyorum. Yani eledik. B şıkkına bakalım. Bizans'ın İslam şehrine sahip olmak istediği işte İsfahan olsun, Hemedan olsun, Rey olsun. Bunlar zaten İslam şehirleri. Bunlar da gitti. İki devlet arasında diplomatik girişimlerin bulunduğuna elçiler gönderiliyor arkadaşlar. Elçinin gönderilmesi demek bir nevi diplomatik ilişkilerin sürdürüldüğünden bahsedebiliriz. Türklerin ilerleyişine karşı Haçlı seferlerinin başladığına. Şimdi arkadaşlar ilk Haçlı seferi ne zaman oldu arkadaşlar? Bilen var mı bilmiyorum. İlk Haçlı seferi 1096'lı yıllarda falan oluyor. Malagir Safari öncesinde söylemiş zaten. Yani daha 1071 yılında değil belki 1070 yılı veya 1071 yılın başları. Demek ki daha Haçlı seferleri yok. Hem bu şekilde çıkabiliriz yola. Yani biraz tarihsel bakarsak hem de zaten paragraftan da bunu çıkartamayız. Onu da söyleyelim. Selçuklu Türklerin Bizans ile savaşı göz altına zaten işte diyor ya ben üstün ve kudretli bir şekilde geldim buraya diyerekten karşı tarafta da işte bizimkilerin de bir cevabı var. Biz de o zaman hayvanlarınız Hemedan'da kışa bir var. Fakat siz nerede kışarsınız bilemem. O da özgüvenli bir şekilde cevap vermiş. O yüzden bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada da doğru cevap E şıkkı olması gerekir. Şimdi gelelim 3. soruya. Osmanlı Devleti'nde bir padişah tahta çıktığında beylerbeyleri, sancakbeyleri, kadıları genellikle aşağıdaki ifadeleri içeren bir ferman gönderildi. Allah'ın yardımıyla saltanat benim oldu. Bugün vezirler, ulema ve büyük küçük bütün bakan sahiplerinin ittifakıyla bana atalarımdan kalan sultanlık tahtına oturdum. Adıma hutbe okunmuş, sikke kesilmiştir. Bu fermanı alır almaz bütün kent ve kasabalarda halka culusum bildirilsin. Bu fermandaki ifadelere göre Osmanlı Devleti yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aristokratik bir yönetim biçimi söz konusu. Bir kere aristokratik yönetim ne demek? Ona geleceğim ama önce B, C, D, E'ye de bakalım. Egemenlikle ilgili bir takım semboller bulunmaktadır. Bakın ne diyor? Burada bir cümle vardı. Hutbe okunmuş ve sikke kesilmiştir. Yani bu bir egemenlik, hükümdarlık sembolüdür. Bu şekilde B'ye ulaşabiliriz. Meşruiyet yani bir gücün dayanma noktası diyelim. Meşruiyet açısından ulemanın görüşüne dikkat edilmektedir. Zaten burada ne diyordu bakın. Bugün vezirler, ulema ve büyük küçük bütün makam sahiplerinin ittifakıyla yani görüşüyle ben tahta oturdum diyor. Bu da var. Hükümdar değişkinin reayanın öğrenmesine önem verilmektedir. Son cümlede ne diyor arkadaşlar? Bütün kent ve kasabalarda halka culusum bildirilsin. Biliyorsunuz reaya halk demek. İlahi kaynaklı bir egemenlik anlayışı vardır. Allah'ın yardımıyla saltanat benim oldu diyor. Burada da ondan yola çıkabiliriz. Bir kere aristokratik bir yönetim biçimi söz konusu değil. Yani buradan onu çıkamıyoruz. Bu bir. İki, şöyle de bir bilgimiz var. Aristokratik yönetim ne demek? Aristokratik bir yönetim demek soyluların ülkeye egemen olduğu bir yönetim anlayışı. Yani Orta Çağ Avrupa'sı gibi düşünün. İşte şövalyeler, ne bileyim din adamları, önemli işte düktür, grand düktür, konttur bu şekilde yani. Soylu ailelerin ülke yönetiminde söz sahibi olduğu bir yönetim şeklidir arkadaşlar. Aristokratik bir yönetim şekli. Peki Osmanlı Devleti'nde böyle bir şey var mı? Yok. Zaten bunu biliyorsak, aristokratik yönetim anlayışında ne olduğunu biliyorsak cevabı zaten bilebiliriz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. Gelelim dördüncü soruya. Mustafa Kemal 1920 yılında TM'de yapmış olduğu bir konuşmada efendiler dalgalı, düzensiz ve komutasız bazı savaşlardan sonra bildiğiniz üzere Gediz'de yenildik. Şimdi Gediz taarruzu var. Kuvayi Milliye kurulmadan evvel Ali Fuat Paşa önderliğinde biliyorsunuz Ali Fuat Paşa Sivas Kongresi'nden sonra Batı Cephesi Umum Kuvayi Milliye Komutanlığı'na atanmıştı ve bu yetkiye dayanarak ne yapmıştı arkadaşlar? Bu yetkiye dayanarak bir takım işte askeri harekatlar düzenlemişti. Bunlardan en önemlisi Gediz taarruzu. Bakın taarruz diyorum yani saldırısı diyorum. Bakın düzensiz bir birliğin saldırı gücü çok mümkün olmaz. Zaten işte bu yanlışlığından dolayı Mustafa Kemal de diyor ki işte Gediz'de yenildik. Bu artık mümkün değil. Yani ne yapmamız lazım? Düzensiz birliği ortadan kaldırmamız lazım. Yerine neyi getirmemiz lazım? Düzenli bir birliği getirmemiz lazım. O yüzden burada da Kuvayi Milliye'nin düzenli orada geçmesini sağlanması demiş. O yüzden doğru cevap E şık olması lazım. Herhalde en basit soru bence bu olması gerek. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. Bakın Teşkilat Esasiye Kanunu'nun 7. maddesi dini hükümlerin yerine getirmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma, barış yapılması, savaşa karar verilmesi gibi temel haklar Büyük Millet Meclisi'ne aittir demiştir. Teşkilat Esasiye biliyorsunuz 1921 yılında
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bir anayasaydı. Bu anayasanın işte bir maddesinden bahsediliyor. Bir kere diyor ki laik bir yapıda olduğuna. Burada din ve devlet işleri alakalı bir şeyden bahsediyor mu? Yani ha bu arada mesela ne diyor? Din hükümlerini yerine getirmesi. Ha, laik bir yapı ne? Din ve devlet işlerinin ayrı ayrı olması lazım. Ama bak burada ne diyor? Dini hükümleri yerine getiriyor. O zaman bu bir laik bir yapı değil. Tam tersine laik de ters düşüyor. O zaman A gider. Yeni bir devlet teşkilatı oluşturduğunda. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela siz bir devlet kuruyorsunuz değil mi? Mesela siz bir devletin yöneticisiniz ya da olmak istiyorsunuz ya da devlet kuracaksınız. En önemli şey nedir kardeşim? En önemli şeyi yapmanız gereken önemli şey nedir? Ülkeyi nasıl yöneteceğinize dair bir belge olması lazım. Bir nasıl diyeyim, kaynak olması lazım. Peki bu kaynak nedir arkadaşlar? Anayasa. Yani devletler ülkeyi neyle yönetir arkadaşlar? Anayasa ile yönetir. O yüzden burada da yeni bir devlet teşkilatı oluşuna dair şeyleri söyleyebiliriz. İşte yasaların korunması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma yapılması, savaşa karar verilmesi falan hepsi bu devletin görevidir. O yüzden sanki B şıkkı daha doğru. Geçici olarak toplandığına dair bir şey söyleyemeyiz. Kabine sistemi uygulandığına dair yine bir şey söyleyemeyiz. İşte güçlü ayrılık kesin benim seninle dair yine bir şey söyleyemeyiz. O yüzden bence burada da B şıkkı doğru cevap olması lazım. Şimdi dediğim gibi yani kanaatimce geçen seneki TYT sınavlarından daha bir tık zor. Çok zor değil ama bir tık zor. Ama yine de yapılabilecek sorular. Ama hakikaten AYT sınavı arkadaşlar biraz zorlamış ÖSYM. Şimdi isterseniz çok vakit kaybetmeden AYT'deki hem sosyal bilimler bir kısmına yani eşit ağırlık arkadaşlarının da girdiği ve sözellerin de girdiği o teste hem de sadece sözellerin girdiği sosyal bilimler iki kısmına da beraber bir göz atalım. Evet, hemen şurada AYT kısmına da bakalım. Evet, biliyorsunuz sosyal bilimler bir kısmında AYT soruları 25. soruda başlıyor. Sosyal bilimler bir kısmında hemen bakalım. Diyor ki ilk çağ Anadolu uygarlıkların dünya ortak mirasına katkıları hakkında araştırma yapan Serhat'ın aşağıdaki bilgilerin hangisine ulaşması beklenir? Bakın bu soruda en önemli anahtar kelime Anadolu uygarlıkları. Peki arkadaşlar, peki millet daha doğrusu. Anadolu uygarlıkları neler arkadaşlar? Anadolu uygarlıkları Hititler 1, Lidyalılar 2, Frigyalılar 3, Urartular 4, başka bir şey daha var. İyonyalılar 5. 5 tane Anadolu medeniyetimiz var. Bakalım o zaman. Bunları biliyorsak, Anadolu medeniyetini biliyorsak. Çivi yasının icat edilmesi. Çivi yasını kim icat etti arkadaşlar? Sümerler. Peki Sümerler hangi medeniyet havzasında kurulmuşlardı arkadaşlar? Bilen var mı? Herhalde biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Mezopotamya. O zaman bu değil. Paranın ticaret aletinde görünmesi. Parayı kim buldu arkadaşlar? Lidyalılar. Peki Lidyalılar hangi medeniyet havzasında kuruldu? Anadolu'da. Demek ki doğru cevap 5'kı. Tek tane anlayışın ortaya çıkması İbraniler. Yani Doğu Akdeniz uygarlığı. İşte bugünkü Filistin topraklarında. Alfabenin oluşması Fenekeliler. Nerede kuruldu? Lübnan bölgesinde. Güneş takviminin hazırlanması. Güneş takvimini kim buldu? Mısırlılar. Yani Mısır topraklarında. O zaman doğru cevap B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, gelelim 26. soruya. Çin İmparatoruna bu mektubu yazan işte Mete ya da Mao Tun'la ilgili yargı hangisi ulaşılabilir diyor. Yüce İşleri 26 kavmi göğün yardımı subayların muharipliği yani savaşçılığı demek istiyor. Atalarımın kudretiyle yendim ve hakimiyetim altına aldım. Yay çekebilen tüm kavimler tek bir aile gibi birleştiler. Kuzeydeki memleketlerde asayiş kurdum. Sonunda herkes barış içinde yaşayabileceklerdir. Çin İmparatoru Hunlarımın Çin Seddi'ne yaklaşmasını istemiyorsa elçimin oraya gelişine kadar geri çekilmesi lazımdır demiş. Bir kere teşkilatçı bir karaktere sahip olduğu. Ne demek teşkilatçı? Örgütleyici yani birleştirici. Peki zaten burada görmüyor muyuz arkadaşlar? 26 kavmi ne yapmış? Tek bir çatı altında birleştirmiş. O zaman teşkilatçı diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. O yüzden bir olması lazım arkadaşlar. B ve E şıkkı gidiyor. Milletinin mücadele gücüne inandığı. Zaten ne dedim az önce arkadaşlar? Muharipliği yani savaşçılığına inanıyor. O yüzden 2 de lazım arkadaşlar. Zaten cevap çıkıyor ortaya. Yani 1 ve 2 olması lazım. Çin devletini ortadan kaldırmak istedi arkadaşlar. Çin devletini ortadan kaldırmak istediğine dair bir şey çıkmadığı için karşımıza. O yüzden doğru cevap C şıkkı olması lazım arkadaşlar. Gelelim 27. soruya. Hazreti Ebubekir döneminin ilk zamanlarında İslam devleti içerisinde karışıklıklar yaşanmıştır. İfadesi kullanan bir tarihçinin Ridde Savaşları, Cemel Vakası, haricilerin ortaya çıkması durumundan hangi örnek göstermesi beklenir? Bakın, Ridde Savaşları
Kimin döneminde oluyor? Hazreti Ebubekir döneminde. Ridde savaşı nedir ya da Ridde olayları nedir arkadaşlar? İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra işte onun getirdiği dini anlayışı bir kısmı insanlar reddediyor. İşte zekat vermeyi reddediyor, peygamberleri reddediyor. İşte kendisi daha sonra da peygamber ilan edenler var vesaire vesaire. İşte buna Ridde yani reddeden manasına gelen olaylar cereyan ediyor. Bu Hazreti Ebubekir döneminde yaşanıyor. O zaman bir lazım. Cemel vakası kimin zamanında yaşanıyor arkadaşlar? Hazreti Ali döneminde. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali taraftarları arasında yaşanan bir olaydı bu arkadaşlar. Ve İslam dünyasının ilk iç ayrılığıydı bu arkadaşlar. İkiyi elememiz lazım arkadaşlar. Bakın iki elediğimiz zaman ve biri de doğru kabul ettiğimiz zaman cevap zaten ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani burada yalnız biri ortaya çıkıyor. Haricen ortaya çıkması yine Hazreti Ali döneminde hakem olayı sonrasında arkadaşlar. Evet gelelim 28. soruya. Yani 27. sorunun cevabı bu arada A şıkkı onu söyledik. 28. soruya bakalım. Başlangıçta Zengilere bağlı olarak özellikle İmamettin Zengi döneminde çok önemli bir kişilik olarak ortaya çıkıyor. Bağlı olarak faaliyet gösterirken daha sonra Mısır'ı ele geçirerek bağımsız olan Selçuklu devlet geleneğinin Mısır'da yerleşmesini sağlayan Mısır'da Şii Fatımi halifeliğinin sonlandırmasının yanı sıra Haçlara karşı da başarılı mücadele yürüten devlet aşağı hangisidir? Bakın burada 5 şıktan bir tanesi bir kere Mısır'da kurulmamış. Samaniler Horasan bölgesinde kurulmuş. Bir kere hemen o şekilde onu eleyelim. Tolunoğulları, Memlükler, Ihşidiler ve Eyyubiler Mısır'da kurmuşlar. Şimdi hocam biz bunu nasıl anlayacağız? Biraz da tabii bu şey olduğu için, sosyal bilimler bir kısmı olduğu için yani bilgiye dayalı bir soru olduğu için bunu tabii artık bilmemiz lazım. Bakın arkadaşlar burada özellikle ne diyor? Fatımileri yıkarak. Fatımiler ne zaman yıkılıyor arkadaşlar? Yanlış hatırlamıyorsam 1170'li yıllarda falan yıkılıyor. Yani İşte Tolunoğulları ne zaman kurulmuştu? 800'lü yıllarda kurulmuştu. Ihşidiler de 900 yıllarda kurulmuştu. Zaten onlar gitti. Eyyubiler ve Memlükler kaldı. Memlükler Eyyubilerden sonra kurulduğuna göre o yüzden doğru cevap burada Eyyubiler. Ha, zaten cevabı biliyorsak biliriz. Bu ayrı bir durum ama hani biraz mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ya da nasıl yapabiliriz'i ben bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dediğim gibi zaten Samanileri hemen elememiz lazım. Hiçbir şekilde alakası yok. Dediğim gibi Fatıma Halifeliği falan 1100 yıllı yıllarda yaşıyor. Yani 1100 yıllara kadar devam ediyor. Hani mesela bu biliyorsunuz Uyanış Büyük Selçuk diye bir dizi varsa onu izleyen varsa biliyorsunuz. Hani orada mesela Melikşah dönemini falan anlattığı için işte demek ki Selçuklu zamanında yaşıyordu. Şimdi Tolunoğulları, Işidiler bunlar Selçuklu zamandan evvel devletlerdi. Bakın öyle de düşünebilirsiniz. Hem Memlükler ve Eyyubiler kaldı hocam. Hangisini yapabiliriz? İşte orada da artık Eyyubilerden sonra kurulan devletin Memlükler olduğunu bilmemiz lazım. Evet yani burada biraz nasıl diyeyim zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Bilen için zor değil de hani biraz zor ama hakikaten. 29. soruya bakalım. Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılda baş gösteren İstanbul ayaklanma nedenlerinden biri değil. Bir kere İstanbul ayaklanmasının diğer ismi nedir arkadaşlar? Kapıkulu ayaklanmaları. Yani Yeniçeri ayaklanmaları. Bakın. Siz eğer İstanbul ayaklanmaları, Yeniçeri ayaklanmaları olduğunu bilirseniz mantığına göre yapabilirsiniz. Bir kere Yeniçeri dedim ya. Zaten aşkı ne diyor? Yeniçeri Ulufe'nin ayarı düşük akçeyle ödenmesinden dolayı. Yani sen bir Yeniçerisin, sana maaşın daha düşük bir şekilde veriliyor. İster eder misin? Edersin. A gitti. Taht değişiklikleri yüzünden Cülusbaşı sorunun ortaya çıkması. Cülusbaşı ne arkadaşlar? Taht değişikliği olduğu zaman padişah tahta geçtiği zaman ne yapıyor? Yeniçerilere bahşiş dağıtıyor. Bunun üzerine ne yapıyor Yeniçeriler? Sürekli bahşiş almak için ne yapıyorlar? Sürekli padişahların üzerinde taht değişikliği yaptırıyorlar. O zaman B de gitti. Kapıkulu Ocakları'nın usulsüz ve gereğinden çok asker alınması. Kapıkulu Ocağı, Yeniçeri Ocağı artık yavaş yavaş bozulmaya başlayınca usulsüz asker alımlar ortaya çıkıyor. O yüzden bu da bir isyan, daha doğrusu çok fazla insan ortaya çıkınca isyan olma olasılığı daha yüksek oluyor. Öyle söyleyeyim. Devlet adamlarının kendi çıkarları için Kapıkulu'nun kışkırtması. İşte örnek veriyorum Ömer Paşa taraftarları var. Ahmet Paşa taraftarları var. Ömer Paşa'yı tutan Yeniçeriler var. Ahmet Paşa'yı tutan Yeniçeriler var. Ne yapıyor? İşte ikisini birbirine düşürüyor veya kırdırıyor. Ama E şıkkına baktığımız zaman sancağa gönderilen şehzade arasında taht kavgaları yaşanmasının hiçbir alakası yok. Yani doğru cevap E şıkkı olması lazım arkadaşlar. Gelelim 10. soruya. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı üzerinde Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1833 yılında imzalanan Hünkar Eskişehir Antlaşması'ndan tedirgin olan İngiltere aşağıdaki devletler hangisiyle işbirliği yönelmiştir? Bakın bu bence değil de zor soru ama şöyle mantıken yapabiliriz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı üzerine Osmanlı Devleti kimle antlaşma imzalamış? Rusya ile antlaşma imzalamış. Buna kim karşı çıkıyor? İngiltere karşı çıkıyor. Peki şimdi İngiltere'nin yerinde olduğunuzu düşünün arkadaşlar. Ve biraz da tabii tarihi konjonktürel şartları düşünmemiz lazım.
Bir kere arkadaşlar, Almanya ve İtalya ne zaman siyasi birliklerini kuruyor? Bilen var mı? Herhalde bilmemiz lazım. İtalya 1870 yılında siyasi birliğini kuruyor. Almanya da 1871 yılında siyasi birliğini kuruyor. Yani bu hünkâr çizgisi antlaşması yapıldığı zaman ne Almanya var ne İtalya var. Bakın buradan ne yaptık? İki şık eledik. Sen İngiltere'sin. Ne bileyim, İsveç'le anlaşır mısın? Yani İsveç çok da güçlü bir devlet mi? Değil. Yani bak, mantığından yola çıkarmaya çalışıyorum. O zaman İsveç'i de bu şekilde edebiliriz. Kaldı Fransa ve Avusturya. Ha, diyeceksin hocam, Fransa da güçlü, Avusturya da güçlü mü? Bak, Avusturya da güçlü demeyin. Avusturya da güçlü mü? Bakın, hemen hemen Avusturya ile Osmanlı'nın kaderi birbirine çok benziyor arkadaşlar. O da Fransız ihtilalinden çok etkileniyor. O da çok imparator, yani çok uluslu bir imparatorluk olduğu için o da hemen hemen aynı dönemde yavaş yavaş zayıflıyor. Yani 1800 yıllı yıllarda, yani 1830'lu yıllarda ya da 1850'li yıllarda, öyle söyleyeyim, 19. yüzyılın ikinci yarısında artık Avusturya'da Osmanlı gibi yavaş yavaş zayıflamaya başlayan bir devlet. Yavaş yavaş zayıflamaya başlayan bir devlet olduğu için otomatikman İngiltere sizce hangi devletle anlaşma yapması daha mantıklı? Bence Fransa ile yapması daha mantıklı. O yüzden de zaten mantıken de burada cevap ne çıkıyor arkadaşlar? Fransa çıkıyor. Evet, bakın, ben hani işin bilgi kısmını geçtim. İşin mantık kısmını anlatmaya çalıştım arkadaşlar. O yüzden böyle de doğru cevabın Fransa olduğunu söylemiş olayım. Gelelim 31. soruya. Mondros Mütarekesi'nin ilanlanmasının ardından Mustafa Kemal Paşa 6 Kasım 1918 tarihinde İstanbul'a Sadrazam Ahmet Paşa'ya gönderdiği telgrafında ordular terhis edilecek ve İngilizlerin her dediğine boyun eğecek olursak itirazın önüne geçme imkan olmayacak demiştir. Şimdi baktığımız zaman buna göre Mustafa Kemal Paşa işte hangilerini dile getirmiştir? Mütareke şartının uygulanmaması. Yani diyor ki, eğer diyor biz Mondros Mütarekesi'nin aynısını uygularsak bu bizim için iyi olmayacak. O zaman uygulamamamız lazım. Yani bir lazım. D'ye gitti. Wilson ilkelerin reddedilmesi. Bak, yine gelelim kronolojiye arkadaşlar. Bak, burada ÖSYM bu sene kronolojiye çok önem vermiş. Oradan çıkıyor ortaya. Bir kere Wilson ilkeleri mi daha önce, yoksa Mondros Mütarekesi mi daha önce? Yani öyle, şöyle söyleyeyim. Mondros Mütarekesi yapıldığı zaman Wilson ilkeleri var mıydı, yoksa daha sonra mı ilan edildi? Evet. Soru ne? Cevap ne? Aslında Wilson ilkeleri daha sonra yayınlandı. Paris Barış Konferansı ile yayınlandı arkadaşlar. Evet. Paris Barış Konferansı 19 Ocak 1919'da yayınlanıyor. Yani daha doğrusu, pardon, toplanıyor. Aynı o zamanlarda da Wilson ilkeleri yayınlanıyor. Yani 1919 yayınlanıyor. Burada da 6 Kasım 1918 demiş. Demek ki Mondros Mütarekesi yapıldığı zaman Wilson ilkeleri daha ne olmuş? Yayınlanmamış. Bir de bu arada reddedilmesi gibi bir durumda söz konusu değil. Onu da söyleyeyim. O zaman 2 gitti zaten. Bakın, A gitti, B gitti, D gitti, E gitti. özür dilerim bu arkadaşlar. Teslimiyetçi politikadan vazgeçilmesi. Diyor ki, ya boyun eğmeyelim. Eğer olursak çok kötü bir duruma düşeriz diyor. Yani teslim olmayalım diyor. O yüzden burada da doğru cevap. 3'ü de katmamız gerekir. 1 ve 3 olması lazım. Gelelim 32. soruya. Bakın, bence herhalde ÖSYM'nin tarih kısmındaki en zor sorusu bu olabilir diye düşünüyorum. Ya da yine belki mantıken de yapabilir misin, bilemiyorum. Şimdi aşağıda hangisi milli mücadele yıllarında Karadeniz bölgesindeki asayişsizliği önleyebilmek için temel otorite sağlamak amacıyla kurulmuştu? Şimdi 5 tane şık var. Bunların belki bir kısmını duydunuz, bir kısmını duymadınız. Bilmiyorum, duyan var mı? Bakın, bir kere Kuvayi Seyyare nedir? Kuvayi Seyyare Çerkez Ethem önderliğinde oluşturulan düzenli demeyelim de, hani ona bağlı askeri birliktir. Çerkez Ethem'e bağlı askeri birlik. Ve Çerkez Ethem nerede genelde mücadele ediyor? Ege bölgesinde. O zaman bu gider. Kuvayi İnzibati dediğim şey neydi arkadaşlar? Hatırlarsanız TM'ye karşı çıkarılan isyanlar vardı. Bunlardan bir tanesi de Kuvayi İnzibati isyanıydı. Yani halifelik ordusuydu. Ve bu TMM'nin otoritesini sağlamak için değil, TM'ye karşı çıkarıldığı için. O yüzden B de gitti arkadaşlar. Teşkilat-ı Mahsusa hiç bilmiyorum, duyan var mı arkadaşlar? Teşkilat-ı Mahsusa ise bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı öncesindeki oluşturulan bir istihbarat teşkilatımız. Yani ülkenin genelindeki bir istihbarat teşkilatı ve daha çok nasıl diyelim, Enver Paşa önderliğinde, yani 1914 ile 17 yıllar arasında daha çok öyle hüküm sürmüş bir istihbarat teşkilatı. Bu da değil. Yeşil Ordu ise yanlış hatırlamıyorsam nasıl diyelim, Türkiye Büyük Mütbessi zamanında bir grup kuruluyor. Yeşil
grubu muydu neydi hatırlamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, Yeşil Ordu da daha çok Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne destek olan ya da sosyalizmi sempatiyle karşılayan bir kısım Türk grubu vardı. O Türk grubunun oluşturduğu bir birlik. Bu da değil. Ama Merkez Ordusu, bakın Merkez Ordusu burada sorunun doğru cevabı olan şık. Ha, gelelim bu soruya. Hakikaten bu soru bayağı bir zor soru. Yani bence öyle zor bir soru ve bu soru bayağı bir standart sapmayı saptıracağını düşündüğü bir soru olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah doğru da yapmışsınızdır diye umut ediyorum. Evet, gelelim 33. soruya. Aşağıdaki hangisi Sakarya Zaferi'nin ardından İngiltere Devleti'nin kendi çıkarları doğrultusunda fikir ayrılıkları yaşayarak almış oldukları kararlar sonrasında ortaya çıkan durumlardan biri değildir? Bakın, özellikle yine soruyu dikkatle okuyalım. İtilaf Devletleri'nin kendi çıkarları doğrultusunda fikir ayrılıklarına yaşamışlar. İşte burada çıkan durumlardan biri değil. Ankara Antlaşması'nın imzalanması. Ankara Antlaşması kimle imzalanıyor arkadaşlar? Fransa ile Türkiye Büyük Birliği arasında imzalanıyor ve artık İngiltere ile ipler kopuyor Fransa arasında. A gitti. Güneybatı Anadolu'daki işgalin sona ermesi. Yani İtalya'nın artık topraklarımızdan çekilmesi. O zaman otomatikman baktığımız zaman bu da İtalya ile diğer devletlerin arasının açıldığını söyleyebiliriz. Bu da gitti. Malta'daki özür dilerim. Türk esirlerinin serbest bırakılması, bu da İngilizler tarafından Türk esirleri serbest bırakılıyor. Yavaş yavaş da Yunanistan'la aralarının yavaş yavaş açıldığını söyleyebiliriz. Yunan ordusunun Afyon'da savunma hattı kurması. Şimdi Yunan ordusu da İtalya devleti arasında yer aldığı için demek ki bunu da koyabiliriz. Gelelim E şıkkına bakın arkadaşlar. Kars Antlaşması'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi kimle imzalıyor? Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği imzalıyor. Peki Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği, yani SSCB, İtilaf Devletleri'ne ait bir devlet mi? Ya da İtilaf Devletleri'nin grubunda mı? Değil. Bakın, Çarlık Rusya ayrı bir devlet, Sovyet Rusya ayrı bir devlet. Biliyorsunuz Çarlık Rusya İtilaf Devletleri ile aynı yola çıktılar. Ancak Sovyet Rusya kurulduğu zaman o yoldan ne yaptı? Çıktı, ayrıldı. Ve hatta onlara düşman olarak kuruldu. Yani düşman olarak çıktı ortaya. O yüzden Kars Antlaşması'nın imzalanmasının hiçbir şekilde İtalya Devletleri'nin kendi çıkarı doğrultusunda yapılan ya da o fikir ayaklarıyla yaşanan bir durum değildir arkadaşlar. O yüzden doğru cevap E şıkkıdır diyelim. Ve sosyal bilimler bir testinin son sorusu olan 34. soruya bakalım. Aşağıdaki nelerden hangisinin 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırması giden süreç etkili olduğu söylenmez. Bu sefer E'den gideyim ben. Osmanlı hükümetinin Anadolu'da kazanılan zafere sahip çıkmaya çalışması. Şimdi 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırılıyor. Bunun üzerine daha sonra Lozan Konferansı toplanacak. Lozan Konferansı toplanmadan evvel İtilaf Devletleri hem Osmanlı hükümetini hem de TVM hükümetini beraber çağırıyorlar. Ama TVM hükümeti ne yapıyor? Kardeşim diyor, o kadar mücadeleyi ben verdim. O kadar işte Sakarya Savaşı'nı ben yaptım. O kadar başkomutanlık muhabiresini ben yaptım. Yani ben kazandım. Ben zafere ulaştım. Osmanlı hükümeti konamaz bu işin içerisine diyerek ne yapıyor? Osmanlı hükümetinin Anadolu'daki kazanılan zafere sahip çıkmasını engellemeye çalışıyor. O zaman yani E şıkkını elebiliriz. TM'nin üzerinden hiçbir gücün bulunmadığı dair karar alınması. Şimdi saltanat nedir? İşte babadan ola geçen yönetim anlayışı olduğu için artık bizim yeni kurulacak devletimizde daha çok halkın egemene dayanan bir yönetim şekli olmak istendiği için, o yüzden bunu da doğru kabul ederiz. Osmanlı hükümetinin Lozan Konferansı'na katılmak için çalışma yapması, az önce söyledim zaten. C şıkkını eledik. 1921 Anayasası'nın egemenli millete ait olduğunu dair hükmü bulması. Bu da aynı şekilde B ve D şıkkına benzer. Ama bakın arkadaşlar, gelelim A şıkkına. TM'de Ankara'nın resmen başkent olarak kabul edilmesi. Bir kere bakın ne diyor? 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması diyor. Kaldırılmasına giden bile süreçte diyor. Yani 1 Kasım 1922'den önceki olaylardan bahsediyor. Ama Ankara resmen ne zaman başkent ilan ediyor arkadaşlar? Ankara resmen 13 Ekim 1923 yılında kabul ediliyor. O yüzden arkadaşlar burada A şıkkının yine kronolojik olarak doğru olması gerektiğini ben ifade edeyim. Evet, çok vakit kaybetmeden hemen arkadaşlar sosyal bilimler 2 kısmına geleyim böyle. Çok yormadan sizi. Evet, şimdi tabii bu sosyal bilimler 2 kısmı sözel sınavına giren arkadaşlar için geçerli. Yani videoyu bundan sonra da dinleyemeyebilirsiniz ama hani genel kültür diyorsanız izleyebilirsiniz tabii ki. Şimdi birinci soruya bakalım. Anadolu'daki Neolitik dönem, yani Neolitik dönem biliyorsunuz Cilalıtaş dönemi ya da işte yeniliklerin olduğu dönem olarak biliniyor. Köy yerleşkenleri olan Diyarbakır Çevre ile ilgili araştırma yapan bir bilim insanı aşağıdaki tarih yardımcı bilim dalının hangisine yararlanabilir? Bakın, 5 tane şıkka bakalım. Bunlardan birisi çok mantıksız.
Ya da şöyle mantıksız, diğerlerinden mantıksız. Numizmatik nedir? Para bilimidir. Paleografya nedir? Yazı bilimidir. Epigrafi nedir? Kitabe bilimidir. Diplomatik nedir? İşte devletler arasındaki belgeleri, görüşmeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Peki bunların hepsinde bir yazı var mı? Var. Değil mi? Hepsi yazıyla alakalı bir bilim dalı. Ancak antropoloji nedir arkadaşlar? Antropoloji bir insan haklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Yani bir de Neolitik dönem dediği için, yani yazıdan önceki dönem olduğu için, yani burada antropolojinin kullanması çok daha doğru olması lazım. Diğerleri yazıda, yani yazının kullanılmasıyla daha çok önemi olan bir bilim dallarıdır. O yüzden doğru cevabın aşık olması gerekiyor arkadaşlar. İkinci soruya baktığımız zaman, Göktürklere karşı sık sık ayaklanan Uygurlar döneminde uğradıkları baskın ödenen batıya göç eden Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna rol oynayan Türk topluluğu aşağı. Aslında burada son cümle önemli. Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna rol oynayan. Karahanlıların ataları kimlerdir arkadaşlar? Karahanlıların ataları Karluklulardır. Bakın, Karahan, Karluk ya da Kar, Kar. Hani ben öğrencilerim hep öyle demiştim. Aklınıza o şekilde kodlayın. Kar, Kar. O yüzden Karluklarda doğru cevaplar olduğunu söylemiş olalım. Bu bilgi sorusu olduğu için hepsi böyle hızlı hızlı ilerliyorum. Timur diyor ki, Han soyundan gelmediği için, yani Cengiz Han soyundan gelmediği için Han, Hakan Sultan yerine emir unvanı kullanmıştır. Bu durum ortaya çıkmasında Karahanlı hangi derece etkili olduğu söylemiş. Ülüş. Bir kere ülüş ne demek? Ülüş paylaşmak demek. Yani devletin bazı malları var. O mallarını işte halkın yararına paylaşılması. Peki paylaşmakla alakalı bir şey çıkar mı kafamıza? Çıkmaması lazım. O yüzden A gitti, D gitti arkadaşlar. Kut nedir? Kut işte eski Türk devletlerinde ya da eski Türk anlayışında Tanrı tarafından verilen hükümdarlık yetkisi. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Kendisi belki Han soyundan gelmediğini söylüyor ama bu devletin yöneticisi benim. Çünkü neden? Allah bana verdi bu yetkiyi diyerekten ne yapıyor? Emir olarak ülkeyi idare ediyor. O yüzden 2 lazım. Töre de şöyle, şimdi ülkeyi kim idare eder? Sultan idare eder ya da emir idare eder. Peki bunun sebeplerinden biri de nedir? Töredir. Yani sözlük kurallarıdır. Çünkü sözlük kurallarına göre ülkeyi sultan yönetir. O yüzden doğru cevap da 2 ve 3 olması lazım arkadaşlar. Gelelim 4. soruya. Biz ki Sultan Murat Hanoğlu Padişah Sultan Mehmet Han, yani Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyor. Galata halkının bize bağlı olan diğer halklar gibi adet ve ibadetini serbest yapmalarına izin veriyoruz. Halkın barınaklarını, dükkan, bağ, değirmen, ticarethane ve diğer mallarını dokunmayacaktır. Bu bölge halka kiliselerinde dedikleri gibi ayin düzenleyebileceklerdir. Burada yazılı olduğu gibi vergisini verenler, kanunlara uyanlar serbesttirler demiştir. İşte hangisini söyleyebilirim? Bakın, Fatih Sultan Mehmet bir ne yapıyor? Ferman yayılıyor ama bu fermanın alt birimine, alt dalı ne? Bakın arkadaşlar, burada eğer diyor bu kanunu uyarsanız serbestsiniz. Yani ben söz veriyorum diyor. Peki söz ne demek arkadaşlar? Arapça ahit, değil mi? Yani ben size ahitname veriyorum. Siz eğer bu kurallara uyarsanız ben de burada ne yapıyorum? Bu şekilde ahitnameyle bu dediklerimin aynısını harf harfine uyguluyorum. Diğerleri değil arkadaşlar. Şimdi hepsini açıklarsam süreyi çok uzatmamak adına hemen hızlıca devam ediyorum arkadaşlar. Orta Çağ sonlarında Avrupa'da bilimin kilisenin baskı ve denetim kurtulmaya başlaması hangiden etkili olsun? Yani diyor ki işte yavaş yavaş kilise kilise ve skolastik düşünce yavaş yavaş önemini kaybediyor. İşte daha çok akıl ve bilim ön plana çıkmaya başlıyor. Bunun temel taşları neyle ortaya çıkıyor bak arkadaşlar? Önce haç seferleri ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz kağıt, matbaa, pusula, barut gibi bu işte teknolojik gelişmeler önce Avrupa'ya yayılıyor. Ve Talas Savaşı'yla önce Müslüman dünyasına, sonra Avrupa dünyasına yayılıyor. Ve orada artık yavaş yavaş insanlar yeni yeni şeyler öğreniyorlar. O yüzden 2 gerekiyor arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle beraber yeni kıtalar da, yeni yerler de bulununca ve dünyanın da yuvarlak olduğu ispatlanınca artık kiliseye duyulan güven tamamen azalmaya başlıyor. O yüzden burada doğru cevap 2 ve 3 olması lazım. Zaten feodal düzen Orta Çağ karanlık Avrupa'sını destekleyen bir düzen olduğu için onu kesinlikle alamayız arkadaşlar. Evet, 6. soruya bakalım. Aşağıdaki hangisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçlarından biridir? Yani işte Memlükler Devleti'ni ortadan kaldırıyor biliyorsun Mısır seferiyle beraber. Bunun sonuçlarından biridir diyor. Erbil, Musul, Kerkük, Osmanlı Devleti'nin egemenine girmesi. Bir kere Erbil, Musul, Kerkük nerede? Irak'ta. Peki o dönemde Irak topraklarına kim hakim arkadaşlar? Safeviler hakim. O yüzden bunu rahatlıkla eleyebiliriz.
Safeviler ile Osmanlı arasında Amasya Antlaşması imzalaması. Ne zaman imzalanıyor arkadaşlar Amasya Antlaşması? 1555 yılında. Peki kimin döneminde arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman döneminde. O zaman bu da gitti. Şah kulu öncülüğünde Anadolu'da büyük bir isyan çıkması. Şah kulu isyanı Mısır seferinden sonra ortaya çıkıyor. Yani 1518 yılında bu da gitti. Akkoyunlu heyetin siyasi varlığına son verilmesi. Akkoyunlu heyetin siyasi varlığına bir kere Safeviler son veriyor ve 1502 yılında yıkılıyor. O yüzden o da gitti. Ancak işte Mısır seferinden önce yani Kıbrıs Memlük toprağıydı ve Venedikliler Kıbrıs'a yani daha doğrusu Kıbrıs'ta işte ticaret yapmak için Memlüklere vergi veriyorlardı. Ancak Osmanlı tabi Memlükler devletini ortadan kaldırınca Kıbrıs'ta Osmanlı egemenliği geçince artık bunu yapmaya başladılar. Venedikliler bize vergi vermeye başladılar. O yüzden doğru cevap değişik olması lazım arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Osmanlı devletinin tanzimat fermanıyla ederek aşağıdaki hangisini amaçladığı söylenemez. İşte Avrupa devletinin ülkenin işleri karışması engellemeyi. Zaten en önemli amacımız bu. Tanzimat fermanımızın en büyük amacı yani Avrupa devletinin işlerinde karışması engelleme. Ülkedeki ayrılıkçı eğilimlerin önüne geçmeye. Çünkü tanzimat fermanıyla beraber işte Müslüman olsun gayrimüslim olsun herkese eşit davrandığımızı ifade ediyoruz. Ve ülkedeki ayrılıkçı eğilimlerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Mısır meselesine büyük devletlerin desteğini almaya. Biliyorsun işte 1830'lu yıllarda bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunu var. Bu sorunda işte İngiltere'dir, ne bileyim Fransa'dır, Rusya'dır onlardan destek almak için işte bu şekilde bir ferman yayınlıyoruz. Farklı dinlere mensup Osmanlı tebaası arası birlik sağlamayı. Bu da doğru. Ancak anayasa ilan ederek bir kere anayasa hangisi? Kanuni esası arkadaşlar. O yüzden tanzimat fermanı bir anayasa değil ama anayasal sürece geçişin ilk aşaması. Bakın anayasal sürece geçişin ilk aşaması farklı bir şey. Anayasa ilan etmek farklı bir şey. O yüzden burada doğru cevabın A olduğunu ifade edelim. Çünkü anayasa ilan ederek parlamenter sisteme geçmeyi ne zaman oluyor arkadaşlar o? Birinci meşrutiyet zamanında oluyor. Evet gelelim bir kronoloji sorusu var arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir takım olaylar ve geçmeler sırasında söylemiş olduğu bu sözlerin kronoloji sıralaması aşağıdaki hangisinde doğru olarak vermişti. Bakın ben derslerde bunları kesinlikle söyledim. Dedim ki Mustafa Kemal'in sözleri önemli. Nerede, ne zaman söylediği önemli. Bunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Nerede söylendi arkadaşlar bu? Çanakkale Muharebesi'nde. 1915 yılında. Bunu not ettik mi? Sonra. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır. Nerede söyledi arkadaşlar bunu? Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Yani 1921 yılında. Tamam. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Nerede söyledi arkadaşlar bunu? İşte Başkomutanlık Meydan Muharebesi Büyük Taarruz'da. Yani 1922 yılında. Geldikleri gibi giderlerdi. Biliyorsunuz Mustafa Kemal savaş bittikten sonra İstanbul'a geldi ve oradaki itilaf heyetlerinin gemilerinin İstanbul'da limanladığını gördü ve işte Yaveri Cevat Abbas Bey de bu sözü söyledi. Yani 1918'de. Yani yılları söyledim. 1915 birinci öncül, 1918 dördüncü öncül, 1921 üçüncü öncül ve ikinci öncül ve 1922'de üçüncü öncül oluyor. Yani burada da doğru cevap A şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet gelelim 9. soruya. Aşağıdaki hangisi milli mücadele döneminde faaliyet gösteren temsil heyetinin özelliklerinden biridir? Yani temsil heyetinin özelliği hangisidir? İstanbul hükümeti isteğiyle kurulmuştur. Tam aksine hiçbir şekilde İstanbul hükümetinin desteği yok. TMM ile uyum içerisinde çalışmıştır. Bir kere TMM kurulunca temsil heyeti varlığını sona erdiriyor. Yani temsil heyeti kapanıyor öyle diyelim ya da lağvediliyor. TMM kuruluyor. O da yok. Yani beraber çalışması imkansız. Başkanlık Kadın Karabekir Paşa yapmıştır. Hayır. Başkanlığı biliyorsunuz Mustafa Kemal yapmıştır. Erzurum Kongresi oluşmuştur. Evet. Doğru cevabın bu olması lazım. İstanbul'un resmen işgali üzerine dağıtılmıştır. Hayır. Az önce de söyledim. TMM kurulunca ne oluyor? Bu temsil heyeti kaldırılmış oluyor arkadaşlar. Türkiye'de ekonomiyle ilgili yapılan aşağıdaki yasal düzenlemenin hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir? Şimdi baktığımız zaman işte A. Yol Mükellefiyeti Kanunu, B. Teşvik Sanayi Kanunu, C. Kabotaj Kanunu, D. Milli Korunma Kanunu, E. Türk Ticareti Kanunu. Şimdi bakın arkadaşlar. Kabotaj Kanunu, Teşvik Sanayi Kanunu zaten biliyorsunuz, duydunuz değil mi? Türk Ticaret Kanunu da işte bu 1920'li yıllarda yapılıyor. Yol Mükellefiyeti Kanunu da aynı şekilde. Ama Milli Korunma Kanunu hatırlarsanız 2. Dünya Savaşı esnasında İnönü zamanında oluşturulan bir kanun. O yüzden burada da doğru cevabın değişik olması lazım. Son sorumuz, son cevabımıza bakalım arkadaşlar. Evet. Türk kadının 1930'da belediye, 1933'te muhtarlık ve 1934'te milletvekili seçimine katılma hakkı kazanması. İşte bir cumhuriyetçilik, iki devletçilik, üç inkılapçılık hangileri ilişkidir? Bakın zaten anahtar kelime seçim. Değil mi? Seçme.
Hangi ilkenin anahtar kelimesi arkadaşlar? Bu cumhuriyetçinin anahtar kelimesi. D'ye gittim. Devletçilik neydi arkadaşlar? Daha çok devletin ekonomi müdahil olmasıyla alakalı. Yani bir ekonomi ilkesiydi arkadaşlar. O zaman 2 öyle 2 olan öncülleri eleyelim. Yani B'ye gitti, D'ye gitti, E gitti, kaldı A ve C. Şimdi burada herhalde herkes iki şık arasında kalmıştır. A mıdır, C midir diye. Ama bakın arkadaşlar. Her yapılan yenilik ya da her yapılan bir inkılap aslında inkılapçılıktır. Yani şöyle söyleyeyim. 1930'da belediye seçimlerinde kadınlara da seçim hakkı veriliyor ya. Otomatikman ne oluyor? Bir yeni bir şey oluyor değil mi? Yani çünkü 1930'a kadar ya da 30 öncesinde kadınların seçim hakkı var mıydı? Yoktu. Ne oldu 1930'da belediye seçimlerine katılma hakkı elde ettiler. Yani yeni bir şey elde etmiş oldular. O zaman yeni bir şey elde ettiklerine göre yenilik yapılmış oldu. O zaman burada da inkılapçılığı söyleyebilir miyiz? Evet, onu da söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevap 1 ve 3 oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle yaklaşık kaç soru çözmüş olduk? İşte 5 oradan, 10 oradan, 11 oradan 26 tane soru çözmüş oldum arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle üzülmenize, sıkılmanıza gerek yok. Bu bir sadece bir sınav. Önümüzde birçok sınavlar olacak. Yeter ki biz bu sınavlardan nasıl diyelim moralimizi bozmadan, tempomuz aynı şekilde devam ederek, işte yapamıyorsa bir daha ben bu sefer bunun üstesinden geleceğim diyerek, yani kendi moralimizi kesinlikle bozmayalım. Eğer yani kötü geçen arkadaşlar varsa diyorum, Allah korusun, ama öyle bir şey varsa dediğim gibi üzmeye gerek yok. Her şeyin sonu değil. Yeni bir başlangıç olarak düşünün arkadaşlar. Dediğim gibi inşallah sınavınız iyi geçmiştir. Sürçülisan ettiysem affola arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.